ölüm bile ayıramayacak bizi. Git burası. Cafer! Abi! Aliyan! Müsaade var mıdır bey? Elbette Halime. Buyur. Beyim, mahkeme için hazırlıklar tamamdır. Gayri Emir Saadettin'in adaletine kaldık. Lakin içim hiç rahat değildir. Ural'ı kollayacaktır. Gayri adalet terazi şaşmaz Halime. Ural'da kahpe oyunları da bitmiştir. Saadettin köpek istemese de hak yerini bulacaktır. Nasıl yani beyim? Öyle bir oyun oynadım ki Halime. Herkes küçük dilini yutacak. Oyunlarını başlarına çevireceğim. Efendim, bütün hazırlıklar tamamlandı. Tehlikelere karşı tüm tedbirler alındı. Askerlerimiz her durum hazır. Dur bakalım Petrus. Daha oyun yeni başlıyor. Topraklarımızı işgal eden Türklerin işini hemen bitirmeyeceğim. Biraz daha acı çekerek ölsünler istiyorum. Savaştan vaz mı geçtiniz? Yok. Ben savaştan vazgeçmem hiçbir zaman Petrus. Sevgili dostumla yapılacak işlerimiz var. Nasıl isterseniz efendim. Adamlarımla birlikte orada olacağım. Onları size getiririm. Efendim, Elena buraya geliyor. Bekletin. İdaresine burnunu sokacak. O vakit yakında düğün var efendim. Düğün mü, cenaze mi Petrus? Bakalım göreceğiz. Günaydın Helena. Babanın katilleri sonunda cezalarını çekecek. Bugün Han'da mahkemeler olacak. Ben de geliyorum. O katillerin yüzüne tüküreceğim. Gel tabii. Hakkındır. Hayır.
basinlerde Gümüştekin için kurulan mahkeme gelir aklıma. Emir Saadettin'in bütün marifetlerine rağmen Gümüştekin adaletle yargılanıp cezasını çekmişti. Ana, o burada yargılama bile çoktur. Oracıkta kellesinin alınması gerekir. Sen bir beysin Dündar. Bunu sakın unutmayasın. Sana tabi olan onca insanın ardından gelmesini istersen adaletle davranacaksın. Allah mahkeme-i kübrayı bu yüzden kuracak. Bize de onun yolundan yürümek düşer. Haklısın abi. Lakin ona öyle kinlendim ki cahillik ettim. Beni bağışlayasın. Hatunu, evladımı ateşe attı. Ben de senin gibi düşünseydim, iki oba arasında çoktan savaş çıkmış, onca masum insanın kanı akmıştı. Mahkemeden ölüm çıksın Ertuğrul Bey. Masum olduğu anlaşılır da beraber.
gelse girecek delik bulamaz. Allah içimizdeki şeytanlardan korusun Emir Saadet. Thank you.
sebep olan mühim bir davayı görüşmek üzere geldik. Bundan mütevellit merhum Tekfur'un kızı ve yine Karacahisar Kalesi'nin büyük komutanı Vasilius'u da davet etmiştim. Memnuniyetle görüyorum davetime icabet etmişler. İnşallah bu mahkeme yalnızca iki oba arasındaki husumeti değil, iki devlet arasındaki huzursuzluğa da mani olacak. Şeref oluyorum. Sultanımız Alaaddin Keykubat'ın emriyle bu mahkemeye kadı olarak tayin edildim. Ali Yer Bey'le birlikte
Laskaris'in çadırında bulduğumuz Tatar yayı ve oklarını size delil olarak sunmak isteriz, Kadı Hazretleri. Tekfuru vuran ok da içindedir. Ben bir bey olarak vazifemi yaptım.
Ben alplerim Candar Bey. Onların kanı yerde mi kalacak? Ya kan kardeşin Toptamış Bey? Hiç mi vicdanı sızlamaz? Ertuğrul Bey, iftira atıyorsunuz. Bulmuş oğlumun bir günahını kendi ihtiraslarına alet etmek istiyor. Yalan söylüyor. Yalan! Yeter. Bağırıp çağırarak adalet aranmaz Candar Bey. Aybüke Hatun'un ölümüne nasıl tanık oldun? Anlat bakalım Kutlucan. O hatunun Toptamış Bey'in ölümüyle sırra kadem basması, sonra yeniden ortaya çıkması beni şüphelendirdi. Onunla konuştum. Suçunu ima ettim. Belli ki ondan şüphe ettiğimi Çolpan Hatun'a söylemiş. Bu da onun sonu olmuştur. Vaziyeti bana anlatınca ben de Aybüke Hatun'un çadırına gittim. Maalesef kadın boğularak öldürmüştü kadıfendi. Nasıl? Başına darbe almış. Öldürüldüğü keçi kılından binlerim kılın ağzında buldum. Vücudu boğulanlara has bir moruk içindeydi. Maalesef öldürmüştü. Yengem, karnında benim kanımdan abimin çocuğunu taşısa da adalet için gerçeği söylemek benim boynumun borcudur. Hakikat budur kadefendi. Sözün nedir Laskaris? Büyük günah işledim. Beni affedin. Cehennemde yanasın. Yüce İsa beni bağışlasın. Son sözlerim bunlardır Kadı Hazretleri. Çolpan Hatun. Senin diyeceğin bir şey var mı? En az karnımdaki evladım kadar masumum Kadı Hazretleri. Hiçbir iftirayı kabul etmem mümkün değildir. Vural Bey, karar öncesinde senin de son sözünü duymak isterim. Eşkıya'ya kilimleri yakması için altın verdiğim doğrudur. Büyük bir hata ettim, suçluyum. Lakin Alp'in Batuhan'ın eşkıya ile bir olup kaya alplerini öldüreceklerini bilemezdim. Diyetini ödemeye hazırım. Bunun dışında suçsuzum Kadı Hazretleri. Ben ve Çolpan Hatun masum. Vural Bey'in şehit ettiği alplerimin diyeti kendi kanında boğulmasıdır. Ne ben ne de ölen alplerimin aileleri altınla ödenecek bir diyete tamah etmeyeceğiz. Laskaris
denen şahsın itirafları ve ele geçen deliller göz önüne alınarak Tekfur'un katli ayan beyan ortadadır. Bundan ötürü Laskaris'in idamına için kısasa kısas isterim Kadı Hazretleri.